Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersele resûlehu beşîran ve nezîra. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alâl hayr ve lev asîra. İ'lemû enne efdalel kitâbi kitâbullah ve efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl: İnne men hafaza alâ hâulâ'i salavâtil hams el mektubât fî cemâ'a kâne evvele alâs-sırâti kel barkil lâmi' ve haşerahu Allah fi evvel zümretin min es-sâbikîn ve kâne lehu fi kulli yevmin ve leyle hafaza aleyhinne ke ecri elf şehîd kutilû fi sebîlillâh. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimat ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: İnne men hafaza ala haula salavatil hamsil mektubat fi cemaa. Şu beş vakit farz namazı camide cemaatle kılmaya devam eden, beş vaktin beşini de cemaatle kılmaya devam eden kimse var ya, evet. Namazı muhafaza etmek demek, hiç ara vermeden kılmak demek, bir. İkincisi, namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Dışarıdaki farzlarına şart deniyor. İçindeki farzlarına rükün deniyor, biliyorsunuz. Vakit, niyet, istikbal-i kıble, hadesten taharet, necasen taharet, bunlar şart. Bunlar olmadan içeri giremezsiniz. Namaza giremezsiniz. Namazdan evvel olan farzlar. Bir de içinde var. Tekbir, kıyam, kıraat, rükû, sucud, kadi, ahirede, teşehhüd miktarı oturmak. Bunlar da içinde rükün farzlardır. İşte bunları tamamen yerine getirmeyi de ifade eder. Hem beş vaktin beşini camide cemaatle kılacaksınız, hem de kıldığınız namazda bunlara dikkat edeceksiniz. Evet, bunlara dikkat edeceksiniz. Beden temizliği, elbise temizliği, mekan temizliği, setri avrete dikkat etmek. Evet, setri avret. Şimdi bunu biraz açalım. Çünkü sokakta görüyoruz. Hanım kardeşimiz başını örtmüş eşarpla, çok güzel. Ama altına bakıyorsunuz, çok dar elbise giymiş. Biz tabii sadece dinde olanı söyleyeceğiz, aktaracağız. Kabul edip etmemek size ait. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hocası Molla Hüsrev, onun Dürer adlı fıkıh kitabı vardır. Osmanlı medreselerinde 600 sene ders kitabı olarak okutulmuştur üniversitede. Sağlam kitaptır yani, muhteber kitaptır. Orada diyor ki, örtülmek, sadece kumaş örtmekle olmaz. Bu kumaşın ince olmaması lazım. Dışarıdan baktınız mı, içi görünmeyecek kadar kalın olması lazım, bir. İki, dar olmaması lazım. Giyilen elbisenin dar olmaması lazım. Vücut hatlarını belli ediyorsa, vücudun girintilerini, çıkıntılarını, bu örtülmüş sayılmaz. Dışarıdan baktığınız zaman altını gösteriyorsa, böyle ince ise, şeffafsa, bu örtülmüş sayılmaz.
Evet, bol olacak. Vücut hatlarını belirtmeyecek. Renk önemli değil. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımlar siyah giymişler, beyaz giymişler, kırmızı giyen var, yeşil giyen var. Bunları ben tabii kendim söylemiyorum. Ahmet el-Cessas var. Ahkamül Kur'an diye kitabı var. 270 vefat tarihi Hicri. Hanefi fukahasının önderlerinden, büyüklerindendir. Onun kitabında aynen bunları söylüyor. Yani sahabi kiram hanımları, Peygamberimiz tabii İslam'ı öğrettiği için herkesin evine gidemez. Onun için o zaman camiye gelmeleri isteniyor. Onlar da duysun vaazları diye. Cemaat sizin gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın, hanımlar arkada. Bu şekilde dinimizin hükümlerini onlar da öğreniyorlar. Yani o zaman kadınlar camiye geliyorlardı. Şimdi gelmesinler mi? Hayır, gelmesinler demiyoruz da. Geldikleri zaman tabii kayıtlar var. Erkeklerle haşır neşir olamazlar. Cemaat halinde bir imama bağlı olarak cemaat halinde namaz kıldıkları zaman kadınlar arkada namaz kılacak. Eğer erkeklerin arasında kadın varsa kadının önündeki, arkasındaki, sağındaki, solundaki adamın namazı geçersiz olur, fasit olur. Bu Türkiye'de de böyledir, Kabe'de de böyledir. Bunu özellikle söylüyorum, oraya hacca gidiyor, hanımı kaybolur diye yanına oturtuyor, yan yana. Söylüyorsun, kaybolur diyor. Kaybolsun ya, kaybolmaz da. Öyle işte, kaybolur diyor. Evet, böyle yanına oturduğu zaman aynı imamı uyup namaz kılarsanız erkeklerin namazı fasit olur, geçersiz olur. Muhazaat diye bahis vardır fıkıh kitaplarında. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, böyle güzel kokular sürünmeyecekler, süslenmeyecekler, erkeklerin dikkatini çekmeyecekler, teberrüş denir bunlara. Bunlar bu şartlara riayet ederlerse hoş geldi, sabaha geldi. Ama diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınların için en güzel mescit evlerinin köşesindeki odadır. Evlerinde kılmaları onun için en makbul olan şeydir. Efendimizin sözü bu. Ben de size aktarıyorum. Gelirlerse bir şey öğrenmek için, çünkü şimdi beyefendiler fıkıh hükümlerini bilmiyor ki öğretsin hanımına. Ha, camide fıkıh dersine gelsin, böyle vaazlara gelsin, öğrensin dini hükümlerini. Ama bu şartlarda olabilir. Evet, işte bu şartlara dikkat edecek. Setir avret, setir avret. Erkeklerin göbeğiyle diz kapağı arası, diz kapağı mahremdir, görünmemesi lazım. Kadınların yüzü, elleri, yani bileklerinden aşağısı elleri, kolları değil, bileği değil, ayakları topuktan aşağısı görünebilir. Kur'an-ı Kerim'de illa mâ zahara minhâ ayet-i cellesinin tefsiri ve fıkıh kitabında hep böyle bunu yazar. Bunun dışında kulağı gözükemez, saçı gözükemez, boynu, kulağı, gerdanı gözükemez, kolu gözükemez, bacağı gözükemez. Namaz kılarken bir rükün eda edecek kadar bu bunların dışında bir azanın dörtte biri görünürse namazı fasit olur. Çünkü setir avret namazın farzlarından birisidir. Bunlara riayet edecek. Kıbleye karşı namaz, kıbleye dönerek namaz kılacak. Namazın geçerli olması için bilemezse ne olacak? Soruşturacak. Yıldızlara bakacak, güneşe bakacak. Güneşe bakacak veya orada birine soracak. Soracak, kimseye bulmadı. Hava kapalı, güneş göremedi, yıldız göremedi. Kafasını çalıştıracak. Ben nereden geldim? Haritayı biliyor. Veya işte Fransa'ya gitmiş, Fransa Türkiye'nin kuzey doğusunda mesela. Ha, biz nasıl geldik Türkiye'den kuzey doğruya geldik? Orada soracak bir adama ki doğu batı güney nasıl? Bulamadı, kafasını çalıştırıp şurası diyecek, yerine gelir. Ama böyle soruşturmadan, araştırmadan durduğu zaman kıbleye rastlamazsa namazı geçersiz olur. Hiç sormadan durdu namaza. Öğrendi ki kuzeye durmuş, olmaz. Soruşturdu, aha burası dediler, kıldı namazı ama yanlışmış, namazı geçerli. Araştırdıktan sonra istikbalül kıble, kıble şartına riayet edecek. Yalnız bunu, burada da şunu bilgileri arz etmek isterim. Kıble şartı Kur'an-ı Kerim'de fevelli ve şeke şatral mescidil haram, Kur'an-ı Azimüşşan'da
Cenab-ı Hak muazzam bir ifade kullanmış. Her zaman hatırlatıyoruz da. Bu Süleymaniye Camisi'nin yapan adam Mimar Sinan evliya adam. Bu şu mihrabı yaparken benim oturduğum yerde dikelmiş mihrabı oturtacak. Bir ayaklarının parmaklarının üstüne kalkıyormuş böyle şöyle bakıyormuş. Demişler usta ne yapıyorsun ya? Ya Kabe'ye bakıyorum da demiş kıbleyi düzelteceğim. Buradan Kabe'yi görüyor böyle adam Mimar Sinan. Evet. Evliya olduğu şuradan da belli. Şimdi ben uluslararası mimarlık konferansına katıldım. İngiltere'den, Amerika'dan, Rusya'dan, dünyanın her tarafından profesörler geldiler. Biri diyor ki İngiliz profesörü, yahu diyor ben diyor Mimar Sinan'ın özelliğini biliyorum diyor. Onun yapısında diyor böyle özellikler var, başka mimarlarda yok o. Şimdi bakıyorum diyor İstanbul'da aynı anda bir cami yapmış. Bakıyorum Belgrad'da bir cami yapmış. Bakıyorum Tahran'da bir cami yapmış. Bakıyorum Bağdat'ta bir cami yapmış. Bakıyorum Kahire'de yapmış. Aynı özellikleri taşıyor. Aynı anda diyor nasıl Kahire'ye gitti, nasıl Belgrad'a gitti, nasıl Bağdat'a gitti diyor adam diyor. O zaman uçak yok, otomobil yok. Ben ona dedim ki sen anlamazsın onu dedim. O gözünü yumdum dedim Kahire'ye varıyor. Gözünü yumuyor Belgrad'a gidiyor. Tayyi mekan evliyanın kerametindendir. Peygamberlerin mucizelerindendir. Bunlar var. Böyle bir adam. Böyle bir adam. Allah ona rahmet eylesin. Biz de onun yaptığı camide işte böyle hadis okuyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Hep sevap ona gidiyor tabii. Sizden eksiltmiyorlar ama ona yazıyorlar. Burada da caminin alt köşesinde, o tarafında küçücük bir mezarı var. Bu kadar koca caminin mimarı küçücük. Son derecede mütevazi bir Allah rahmet eylesin. Evet, işte araçta uçaktasınız mesela. Uçağa çıkınca zaten bulutların üstüne çıkıyor. Camdan bakacaksınız. Güneş ne tarafta? Kıble güneyde. Ha onu söylemek istiyorum işte ben. Cenab-ı Hak kıble tarafına dönün diyor. Kıbleye dönün deseydi, Kabe'ye dönün deseydi işimiz bittiydi. Çünkü biz hepimiz Mimar Sinan gibi değiliz. Kabe'yi İstanbul'dan göremeyiz. O görmüş ama bizim gözümüz buraya kadar. Orada Kabe'yi deseydi, Kabe'yi tam tutturamazsak namazımız olmayacaktı. Ama Allah müminlere kolaylık, ihsan buyurmuş. Kabe'nin olduğu tarafa, şimdi yuvarlak çizin, tam dünyanın ortasından bir çizgi geçiyor. Buna ekvator deniyor biliyorsunuz. Şimdi Türkiye kuzeyde, değil mi? Ha, Kabe ne tarafta? Güneyde. Kabe ile Türkiye arasını, mesela İstanbul arasını bir çizgi çekeceksiniz. O çizgiye 90 derece dik, onun tam çizginin ortasından bir çizgi çekeceksiniz. Türkiye'ye göre Kabe mesela güneydoğuda. Ama göremiyoruz, aletimiz yok. Şimdi aletler var da, aletimiz yok. Hani uçakta diyorum. Ne tarafa düşüyor o çizginin? Güney tarafına. Onun için güneydoğuya duracağına, güneybatıya dursa namazı geçerli olur. Çünkü tarafına dönmüştür adam. Yani şimdi Amerika'da bulunduğumuz sırada Amerika kocaman bir memleket. 10 tane Türkiye kadar var. Bazı yerlerde kuzeydoğuya duruyorlar. Kuzeydoğuya, bazıları da güneydoğuya. Birbirlerine de kavga ediyorlar. Seninki geçerli, benimki geçerli. Kavga etmeyin dedim. Çünkü Amerika'nın Kabe doğusundadır. Ha güneydoğuya dur, ha kuzeydoğuya dur. Fark etmez. Doğu tarafına döndüğü için kavga etmenize gerek yok. Hepinizi geçerli. Taraf kelimesi var. Şatral mescidil haram. Onun için şimdi burada da eskiden tabii alet yok, millem yok. Herkes Mimar Sinan da değil. Cami yapılmış bir mahallede. Bakıyorum halılar yılıktırmışlar. Niye? Şimdi aletlerle bakmışlar ki yılık, azıcık kıble yılık. Halıları yeniden dokutmuşlar, yılıktırmışlar böyle. Görürsünüz siz de. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Tarafına döndünüz mü
şey geçerli. Ama yeniden cami yaparsanız tam tutturun Kabe'yi. Uzakta böyle. Ama hacca gittiğiniz zaman önemli. Artık orada görme imkanınız var Kabe'yi. Mescid-i Haram'ın neresinde olursanız Kabe'yi görüyorsunuz. Kabe şu duvar, şu şey diyelim, fil ayağı, şu ayak. Siz böyle durarsanız namazınız geçerli olmaz. Orada Kabe tarafına değil, Kabe'nin kendisine dönmek zorundasınız. Neden? Onu görme imkanınız var. Bizzat Kabe'nin kendisine dönmezseniz namazın geçerli değil. Şimdi bunu bilmeyen adam, imam duruyor, arkada tabii 5 milyon adam oluyor. Arafat dönüşü, 5 milyon adam namaz kılıyor namazda. Caddeler dolu. Şimdi Kabe orada, görme imkanınız var Kabe'yi. Böyle duracakken böyle duruyor. Safa duruyor adam, düzgün durmaya alışmış ya, burada biz düzgün duruyoruz ya. Orada da düzgün duracağım diye böyle duracağını böyle duruyor. Namazı geçersiz. Olduğun yerde safı bozma. Yine çizgide aynı dur. Ama olduğun yerde kendi eksenin etrafına şöyle döneceksin. Şöyle biraz döneceksin. Kabe sağındaysa sağına. İki kaşın ortasından çıkan doğru doğru Kabe'ye değecek. Değmezse namazınız geçerli olmaz. Çünkü o Kabe'yi görme imkanınız var. Bunu hatırlatıyorum. İşte bu şartlarına uymak şartıyla. Ondan sonra bütün namazın farzlarına dikkat etmek kaydıyla. Namazı bozacak bütün şeylerden sakınmak kaydıyla. Şimdi hepsi hatırlatıyoruz. Bizim görevimiz hatırlatmak. Camilere diyor Peygamberimiz, cennibû sıbyâneküm ve mecânineküm anil mesacid. Camiye sabi çocukları getirmeyin. Delileri getirmeyin. Şimdi koştular, oynuyorlar hala, dikkat edin. Evet, uzaktan Süleymaniye ziyarete gelmiş. Çocuğu nereye bıraksın? Dışarıda kılsın arkadaş. Çocuğu birisini bıraksın. Şimdi çocuk bakın, burayı cami olduğunu bilmiyor, oynuyor. Gülüyor, oynuyor. E sen namaz kılarken kapın oraya takıldı. Namazın huşuğu gitti. Mümeyyiz olduğu zaman, burası cami olduğunu anlayacak yaşa geldiği zaman getir. O zaman burada koşmaz, oynamaz. Ama küçücük çocuk ne bilsin cami olduğunu? Bazen çişini de ediyor camiye. Burada da oldu. Hatırlatmışlar çişini eden anasına, sen ne karışıyorsun demiş. Ya ben din kardeşim, sana hatırlatıyorum. Burada gelip adam namaz kılacak. Çocuğun çişi de pistir, büyük adam çişi de pistir. Yani sen ne karışıyorsun demiş. Karışacağım ya, Müslüman Müslümanın kardeşi. Hatalarımızı birbirimize söyleyeceğiz. Onun için dikkat edeceğiz. Mesela koşarken çocuk gülüyor. Namazda sen de güldün. Tutamadın kendini. Öyle bir şaklabanlık yaptı çocuklar ki. Biz geçen gün Anadolu Feneri'ne gittik. Karadeniz'in tam ucunda. Adam gezmeye gelmiş, çocuklarını getirmiş. Biz namazda durunca başladılar koşmaya. Kimisi düşüyor, bağırıyor. Yandım Allah diyor. Kimisi üstüne çıkıyor. Güldürecek şeyler, hareketler. Gülerseniz, göbeğiniz oynarsa, tebessüm bozmaz ama göbeğiniz oynarsa namazınız bozulur. Namazda kahkahayla gülmek namazı bozar. Namazda telefon ediyor şimdi. Gördüklerimi size söylüyorum. Ben namazdayım, sonra konuşalım diyor Allah. Konuştum birader ya. Konuştum birader ya. Hiç kimse bunları bilmiyor. Namazda konuşmak namazı bozar arkadaş. İstediğin kadar imama uyuyor. Sen namazı bozdun. Sonra konuşalım hanım diyor, namazdayım diyor. Kapatıyor, gene devam ediyor. Olur mu yahu? Bir daha var. Telefon cebinizde, kapatmanız lazım. Huzuru bozuyor çünkü. Unutmuş, ta cebinin dibine koymuş. Paltosunu açıyor, elini sokuyor. Oradan çıkarıyor, buluyor falan. Bunlar ameli kesirdir, bu da namazı bozar. Ha, en yakın ya, bir parmağınızı öyle dokundurarak susturabiliyorsunuz, bir hareket, bir şey demiyoruz.
Ama adam paltosunu çözüyor, ceketini çözüyor, paltonun derinliğine koymuş, çıkarıyor, bir de arıyor. Ondan sonra bunu ameli kesir de namazı bozar. Namazı bozacak şeylerden kaçınmak kaydıyla. Namazda yellediniz, kanadı burnunuz, namazı bozacak. Böyle devam ediyorsunuz. Yok, devam edemezsiniz. İşte o namazı bozan şeyler olmamak kaydıyla, namazın farzlarını yerine getirmek kaydıyla, beş vaktini cemaatle camide kılan mümine ne büyük müjdeler var. Kahraman bir adam bu. Bu devirde beş vakti camide kılmak, televizyon var, filmler var, maç var. Allah bir kaptırıyor kendini. Ev yansa haberi yok herifin. Ezanı filan duymuyor. Bütün bunlara rağmen camiye kalbi bağlı, beş vakti çalışmış. Ne olursa olsun dükkanda mesela, kusura bakma arkadaş, namazı kılıp geleyim, ticaretimizi yapalım diyebiliyor. Bunlar zor iş. Bunlar başardı mı? Ne müjde var şimdi? Onu arz etmeye çalışacağım ben böyle. Evet, işte böyle namazı bozacak şeylerde burada hoca biraz daha sıkıştırmış. Diyor ki, kalbine diyor kötü şeyler de getirmemek kaydıyla. Çünkü çok büyük müjde var altında. Şimdi onu biz yapamayız. Namaza duruyoruz, mağazaya gidiyoruz, çarşıya gidiyoruz, tarlaya gidiyoruz, bağa gidiyoruz. Hanım şunu ısmarladıydı, unutmayayım ha. Namazdan sonra çıkayım alayım diye. Düşünüyoruz bunları. Namaza duran adam Allah'la konuşuyor gibidir. Allah karşımızda durmuyor ama sanki kennehu kenneke terahu, sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi hazırlıkta duracaksın. Kafanı asla, kafanla bir şey geçirmeyeceksin. Bu şartlarda dilini, kalbini, azalarını dışarıdan koparmış, başka şey düşünmüyor. Böyle beş vakti camide, cemaatte kılmışsa Kur'an-ı Kerim'de bu söylediklerimi anlatan şeyler var. Ve akimis salate li zikri. Evet. Namazda durduğunuz zaman akim, ikame ediniz. Dört dörtlük namaz kılınız. Şartlarına, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet ederek ayağa kaldınız. Ekame diketmek demek. Eksiksiz kılmak demek. Beni hatırladığınız li zikri. Allah karşımda de böyle hiç zihninizi ona bağlayıp böyle kıldığınız, kılınız diye emir var. Evet, bunu hatırlatıyor, bu söylediklerimizi ifade ediyor. Evet, şimdi bu şekilde kılarsa diyor, kâne muhafızan ala salati. Hoca böyle söylüyor, ben de bu hocanın tercüme ediyorum. Ben elçiyim, bana kızmak yok. Hoca böyle söylüyor. Müjde, çok büyük müjde gelecek. Böyle beş vakit camide kılmış bu şekilde. Olursa diyor namaza muhafızlık etmiş olur. Ve illa fela. Böyle değilse namaza duruyor. Vay amma ne güzel sus var. Konuşmuyor ama içinden caminin kubbesinin süsüne bakıyor. Penceresini saymaya kalkıyor. İçinden saysa da namazda değil adam, değil mi? Böyle olursa olmaz diyor. Şimdi gelen müjdeyi eremez. Namazı kabul değil mi? Yok, kabul demiyorum da. Şimdi gelen büyük müjdeyi alamaz. Fetvasını verirsiniz. Konuşmadıkça kalbinden geçirmiş, bir şey demiyoruz. Ama şimdi muazzam bir müjde var. O müjdeyi eremez. Nedir o? Kâne evvela men yecûzu alâ sırâti. كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ Biz inanıyoruz, dünya geçici. Öldük mü kıyametimiz kopuyor. Ama esas kıyamet, herkesin öleceği büyük kıyamet. Ondan sonra kabir alemi var, mahşer alemi var. Ondan sonra mahkeme-i kübra var, sorguya çekilecek herkes, hepimiz. Ondan sonra Sırat Köprüsü'nden geçeceğiz. Sırat Köprüsü cehennem üzerinde. Ayağımız kaymadan, düşmeden geçebilirsek cennet var. Oraya gireceğiz inşallah. Diyor ki, bu şartlarda beş vakti camide, cemaatte kılan bir mümin,
o Sırat Köprüsü'nün üstünde sanki şimşek çakıyor, görüyorsunuz. Bir çakıyor hemen anında. Akşam bir şimşek çaktı, bizim şeyle attı sigortalar. O kadar yakında patladı. Anında. Öyle bir çatladı ki, aynen böyle şimşek gibi Sırat Köprüsü'nü geçer. Ama işte yalnızsa düşeceksin, kılacaksın diye yağının yağı erir, vücudun yağı erir korkarken. Şaşırır, Allah korusun. İşte bu beş vakit böyle güzel namaz kılan mümin, şimşek gibi Sırat Köprüsü'nden geçer. وَحَشَرَهُ اللّٰهُ فِي اَوَّلْ جُمْلَةٍ مِنَ السَّابِق۪ينَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِق۪ينَ Cennete ilk girenler var. Hadi. Evet. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اَمِن۪ينَ Korkusuz, gayet emniyetli olarak, selametli olarak giriniz cennete. Kim? Muhammed Mustafa başta, Ebu Bekir, Ömer, Osman arkasında Ali, sabikun bunlar. Sen de böyle bir adamsan, sen de onların zümresinde, herkes daha mahşerde şurada burada beklerken, girin cennete denir. İlk girenlerden olur. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Allah'a yakın insanlar bunlar. Onlara güle güle beklemeyin. Güle, hemen cennete gönderilir. Hatta Fatıma anamız için özel melekler merasimle götürürlermiş onu. Özel Fatıma anamız peygamberin parçası. Evet, ona özel ve de kadın ya, mahşer ehline bağırırmış melek. Gözünüzü yere eğin, Fatıma geçiyor. Kimse bakmasın ona. Erkek kadını bakmaması lazım diye de bağırırlarmış. Merasimle doğru cennete gidermiş. Allah o sabıkından eylesin bizlere inşallah. Bu beş vakti cemaatle kılmanın faziletini görüyorsunuz. Güzel şekilde abdestiniz, şartlarını yerine getiriyorsunuz. Yıldırım gibi geçer ve Allah sabıkundan eyler, haşreder onu. Ve kâne ruhu fî kulli yevmin ve leyletin hâfaza aleyhinne kecr elfi şehidi kutilu fi sebilillah. Evet, bu ne kadar büyük müjde. Ama şartları ağır görüyorsunuz. Her gün beş vakti tamamladığında Allah yolunda şehit olmuş 1000 şehit sevabı kazanır. Kecr elfi şehidi 1000 şehit sevabı kazanır. Zoru başarıyor çünkü. 1000 şehit sevabı kazanır. Evet. Böyle bir müjde var. Onun için akıllı adam hiçbir şeysi, mazereti yok. Camiye koş arkadaş. Abdestini yakışıklı al. Allah'a sığın. Kalbini, gönlünü namazda Allah'a bağla. Güzel imama uy. Evet, sen bunları yaptın mı garanti belgesi var. Aha bu da var. 1000 şehit ecri. Sırat Köprü'nden şimşek gibi geçmek. Cennete ilk gelen kafilerin arasında bulunmak. Peygamber Efendimiz'in bu müjdesi. Böyle namaz kılmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Evet, şimdi hafizu alessalavati hafizu alessalavati namazlara muhafızlık ediniz. Bakara suresinde 218 pardon. Ne demek bu? Namazları muhafaza ediniz. Evet. Bir, hiç geçirmeyin. İşte burada söylediğimiz iki şartlarını, farzlarını yerine getirin. Her gün, her gün böyle kılın. Böyle yaparsanız ne olacak? İhfaz salateke. Sen böyle namaz, güzel namaz kıldın mı? Lihfazke Allah, lihfazke El ilahu ellezî emareke bis-salâti. Sana namaz kıl diyen Allah seni koruyacak. Sen böyle korursan namazı, böyle kılarsan seni namaz kıl diye emreden Allah seni koruyacak demektir bu. Başka bir manası üzkürûni ezkürküm. Beni hatırlayın, hatırlayın ben de sizi hatırlayayım. Namazda aklını Allah'a bağlayacaksın.
çarşıya pazara gitmeyeceksin. Ben de sizi mahşerde, ahirette hatırlayacağım. Dünyada da hatırlayacağım. Üzkürûni fezkürûni ezkürküm. Bir de bu manaya demektedir. Yine hadis-i şerifte ihfazillâhe yahfazke. Allah'ın hakkını, yani namazı kıl, namazı bu şartlarda kıl. Çünkü akimis salâ bu demek, şartlarını riayet et, kıl demek. Allah da seni korusun anlamına. Böyle hadis-i şerifte vardır. Şimdi birincisi bu. İkincisi, namaz muhafaza ederseniz ne demek? En tekûnel muhafaza beynel musallî ve salâ. Namaz kılanla namaz arasında bir de muhafaza. Nasıl yani? Evet, ihfaz es salâte hatta tahfazke. Namazın hakkını ver, güzel namaz kıl, namaz da seni korusun. Ne demek yahu? Evet. Şimdi biz tabii anlayasınız diye gayet açık net anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir iş yapıyoruz, dikkat. Amanı güzel olsun falan. Namaza geliyoruz, tavuğun yemekle de yoppum, hoppum, hoppum falan. Ne oluyor ya? Namaz en önemli mesele. Ama her şeye böyle dikkat ediyor adam. Namaza gelince yat yuvarlan, yat yuvarlan, kalkıyor. Mesela Allahu Ekber diyor. Orada üç defa en az üç defa Sübhan Rabbil Azim demek lazım. Bir tanesi söylüyor, Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim. Doğrulurken söylüyor. Ondan sonra tabii diyor önce doğrulmuş. Rabbena lekel hamd demesi lazım. Gidiyor, giderken Rabbena lekel hamd diyor, yolda söylüyor. Secde ediyor mesela, orada üç defa Sübhan Rabbil Ala demesi lazım. Birini söylüyor, doğrulurken Sübhan Rabbil Ala, Sübhan Rabbil Ala, Allahu Ekber, Sübhan Rabbil Ala. Hep birbirine karıştırıyor. Namaz seni korumaz. Sen namazı korumadın, oyuncak gibi yaptın. Eğer sen böyle yapmazsan, güzel namaz kılarsan namaz da seni korar. Korur, nerede korur şimdi söyleyeceğiz. Evet. Evet. Namazın şeysi, insanı koruması üç şekilde olur. Namaz insanı korur mu? Korur. Güzel kılarsan korur. Üç şekilde. Bir, namaz seni günahlardan korur. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Her hafta hutbede hocalar okuyor. Namaz insanı fuhşiyattan ve haramlardan, dinin sevmediği şeylerden korur. Hocam adam beş vakit kılıyor ama dedikodudan hiç bırakmıyor. Yalan söylüyor, rüşvet alıyor. Demek namaz kılmıyor. Güzel namaz kılsa Allah yalan söyler mi? Güzel namaz kılsa namaz seni onlardan alıkoyar. Ayet bu. Bir bu. İnne salate tenha anil fahşâi vel münker. Evet, namaz seni ankebut. 45. ayet. Namazı güzel kılarsın, bunlardan koru. İkincisi, inna salate tahfazuhu anil belaya vel mihan. Güzel namaz kılarsan Allah seni belalardan, sıkıntılardan korur. Evet. Allah seni belalardan, sıkıntılardan korur. Neden? Ayet var efendim. Vesta'inu bis sabri ve's salah. Bakara 45. Sabır ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyiniz. Belalara karşı korunma Allah'tan yardım istemedir. Sıkıntıda kalmışsın, başaramamışsın. Allah'tan diyorsun yardım et. Yardım istemek. Namazı güzel kılarsan namaz seni bu sıkıntılardan korur. İhtine sıratel müstakim diyorsun. Ya Rabbi ancak senden yardım isterim. Ancak sana ibadet ederim. Dost doğru yoluna beni ilet. Dua ediyorsun Fatiha'da. Evet, gene Maide suresinde inni ma'akum le in akamtumus salate ve ataytumuz zeka. Siz namazı dört dörtte kılarsanız, namazı kuruşu kuruşuna verirseniz inni ma'akum, ben sizinle beraberim. Allah'ın beraber olduğu yıkılır mı hiç? Hiç sıkılır mı? Evet. Peygamberimiz hayat buna örnek. Ne müşkül durumlarda kalmış. Allah Celle Celaluhu onu sağda yanından kıl çeker gibi hep onlardan kurtarmış. Güzel namaz kılanda Allah namaz böyle giyerse Allah seni böyle kurtarır. Peygamberi kurtarmış.
Kalkmış adam Mekke'den büyük para vaat etmiş. Ebu Cehil, Muhammed'i öldürürsen demiş, erbap adam, iyi vuruyor. Öyle bir adamı basmış parayı, şu parayı vereceğim. Gelmiş adam, yolda gelirken bir misafirimiz geliyor demiş Peygamberimiz. Mescitte oturuyor, sohbet ediyor sahabiyle. Bir misafirimiz geliyor, go verin gelsin demiş. Yabancı diye hani yakalarlar filan, bırakın gelsin. Evet, namazı güzel kınadım, Allah nasıl koruyor bak. Gelmiş, işte elini öpmüş filan, Hulusi çakmış. Dedikten sonra şu koynundaki hançeri çıkar demiş Peygamberimiz. Öldürmeye geldi ya, elini öpmesi falan gösteriş. Dalgınlığa getirip öldürecek. Şu koynundaki sakladığın zehirli hançeri çıkar demiş. Adam hemen eşhedü endeke Resulullah. Şehadet kelimesi kimse bilmiyor, gizli geldi. Namazı güzel kılan adamı Allah böyle korur. Zor durumlarda böyle korur. Onu söylüyor. Evet, yardım eder Allah size. Güzel namazı güzel kılarsanız. Evet, üçüncüsü. İnne salatu tahfuzu sahibehe ve teşfa'u limusallihe. Namazı güzel kılarsanız, namaz kılan adamına şefaat edecektir. Akimus salate, Bakara 110. Akimus salate ve atuz zekate ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin teciduhu indallah. Allah katında onu bulacaksınız, güzel kılarsanız. Şimdi inanıyoruz. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhu teâlâ vel ba'z ba'del mevt. Ölünce her şey bitmiyor. Öldükten sonra dirileceğimize inandım diyoruz biz. Âmentü bu demek. İman şeysi kökü. Dirileceğiz. Kabir suali var. Oraya örtümüz, üstümüz toprak örttüler mi? İki tane münkereyn, münker nekir denilen melekler gelecek soruya. Namaz başucunda. Zekat verdiysen orada. Oruç tuttuysan güzel oruç orada. Namaz başucunda. Bir dakika diyecek, bu benim arkadaşım. Sıkıştırma fazla. Benim arkadaşımıza eziyet etmeyin. İşte ayet ver bak. Tecidühü indallah. Orada bulacaksınız namazı. Sizi koruyacak. Benim arkadaşım bu, sıkıştırmayın. Kolay sorun. Böyle Efendimiz haber veriyor bunları. Evet. Neden? Çünkü namazda ne okuyoruz biz? Namazın farzından birisi ne? Kur'an değil mi? Elham Kur'an değil mi? Besmele Kur'an'dan değil mi? Açın Musaf'ı. Biz inna atayını okuyoruz Kur'an'dan değil mi? Kur'an'dan değil mi? Kur'an'da şefaat edeceği hadiste sabit. Namazın içinde Kur'an var. Evet, mesela Teciyül Bakara ve Âl-ü İmran kennehe imametâni feşhedâni feşfe'âni. Bakara suresi Elif, La, Mim diye başlayan Âmenne Resûle biten sure, Bakara suresi ve Âl-ü İmran suresi şahit olacaklar ve diyor Peygamberimiz feyeşfe'ani şefaat edecekler okuyana. Biz de Elif, La, Mim okuyoruz, Âmenne Resûle okuyoruz, Ayetül Kürsi'yi okuyoruz, şefaat edecekler. Eyzan Suretül Mülk, Mülk suresi Tebârekellezî biyedihil mülk ve alâ küllü şeyin kadir. Evet, bu sureyi her gün akşam okuyan, gün battıktan sonra gece okuyan kabirde azap görmeyecek diyor Peygamberimiz. Evet, öyle diyor. Böyle söylüyor bak. Azab-ül kabir. Kabir azabı çekmez. Mülk suresini okuyan. Siz de her gün okuyun. Kabir azabı çekmez. Mülk suresi diyecek ki kusura bakmayın. Bu benim arkadaşım. Bana da eziyet edin. Buranı eziyet edilir mi? Edebilir mi? Öyle kurtaracak. Aha, buradan okuyorum. Şefaat edecek. Haşr suresi böyledir. Huvallahüllezî.
her akşam namazından sonra, her sabah namazından sonra Hüvallahüllezî okursanız, elhamdülillah bizim aziz milletimiz asırlardan beri bunu adet edilmiş. Ne kadar güzel. Bizim atalarımız Allah nur içinde yatsınlar. Çok güzel adetler bırakmışlar. Bunlar uydurma değil, bid'at değil. Görüyorsunuz hadise dayanıyor. Camiye geldiniz mi Emin Resul okumundan dağılmıyorsunuz. Akşam namazından sonra Hüvallahüllezî okuyorlar imamlar. Sabah namazından sonra Hüvallahüllezî okunuyor. O gün ölseniz diyor günahlarımız mağfur. O gün ölseniz. Her gün okuyor o zaman. Ölüm bir gün gelip çalacak. Sen okumuşsan günahların silinir diye. Yani Kur'an şefaat edeceğine dair şey diyor. Ayrıca Sırat Köprüsü'nde ayağın kaydırmaz. Kur'an şefaat eder. Mesela ve takulu linnâri lâ sebîle leke aleyhi. Altında cehennem ateşi var. Kusura bakma, bu benim arkadaşım. Bunun yakamazsın der diyor. Buna sen ulaşamazsın, ilişemezsin. Bu benim arkadaşım. Bırak, biz geçelim der. Kur'an böyle. Her gün okursan ne güzel. Evet, böyle işte. Ebu Hureyre Hazretlerinden, Abdullah İbni Abbas'tan birlikte bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Namaz yolda olmaz. Atalarımız böyle söylüyor. İşte gördünüz. Efendimiz buyuruyor. İnne minel beyanin sihran. Bazı sözlerin, açıklamaların büyüleyici tesiri vardır. Sözün içinde büyü gibi tesir edeni vardır. Ve inne mine şi'ri hikemen. Şiirin bazısı da çok hikmetlidir. Şiirin bazısı da çok hikmetlidir. Evet. Mehmet Akif merhumun şiirleri, o da şair ama ne güzel şiirler söylüyor, ibretli. Mevlana Hazretleri de şair ama ne güzel şiirleri var. Yunus Emre de şair, ne güzel şiirleri var. Aslında ve şuara yetemul gavun, ayet bu, şairler bana kızmasın. Şairler palavracı diyor Allah. Şair hakikaten piriyi deve yapar. Şiirin genelinde bu vardır. Piriyi deve yapar adam, şişirir, abartır. Ama Mevlana abartmıyor. Yunus Emre abartmıyor. Gerçeği dillendiriyor. Mehmet Akif merhum abartmıyor. Gerçeği dillendiriyor. İşte bazı şiirlerde, hepsi değil bak. Mine şiiri. Bazı şiirlerde, şairlerin çoğu böyle palavracıdır ama bazı şiirlerde hikmetli sözler vardır. İnsana etki eder, kendine getirir. Kendine getirir. Efendimizin sözü. Evet. Şimdi sarıyor adam şiir, ayet var. Şairlere, yok hepsine değil. Güzel söyleyenlere söz atmayacaksın. Sakın ha. Ondan sonra diyor ki müzik, çalgı çalabilir miyiz? Çalarız. Ama peygamber fitne sebebidir diyor. Tamam, ben de onu biliyorum. Fitne bitirir. Ama türkü var, türkü var. Şarkı var, şarkı var. Şimdi Mehter Marşı göbeğinden aşağısını mı tahrik ediyor? Allah yoluna cenk edelim. Bu şehvetimi tahrik ediyor. Allah yolunda cihadımı tahrik ediyor. Ha, bazı şarkılar, türküler bana sabırsız kul diyorlar. Ben sabırlı kulum. Böyle şarkımız varmış esten bizim. Evet. Bana bakma benim yârim var. Elin hanımına ne bakıyorsun ya? Türkümüz bu bizim. Öyle güzel inanmış bir milletmişiz. Ama şimdi de şarkı var. Sensiz cennete gitmem. Öyle diye de şarkı var. O nerede, bu nerede? Ha, bazı türküler kötü değil. Ama kadın söylemeyecek. Erkek söyleyecek. Kadın sesi haram. Kadın kadına olabilir. Ama kadın sesi erkekliğin nesi haram olur. Böyle güzel şeylerden, türkülerden, şarkılardan güzelleri de vardır. Şiirlerin de güzelleri vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi şarkı türkü böyle olduğu gibi inne min talebil ilmi cehle cehla. İlim talebinde de cahillik vardır.
Adamın derdi yıldızlar. Şu yıldız böyle olursa yağmur yağar. Şu yıldızla doğan olursa işte o insanlar mesela diyelim sakat olur. O yıldızla doğarlarsa zengin olur. O yıldızla doğarlarsa bedbaht olur. Böyle yani falcılık yapıyor. Bu ilim de cahilliktir diyor Peygamberimiz. Ama astronomi ilmi cahilliktir demiyor. Dikkat edin. Çünkü astronomi ilmi bilmezsek güneşin ne zaman doğduğunu bilemeyiz. Ayın ne zaman doğduğunu bilemeyiz. Orucu ne zaman başlayacağız? Orucu ne zaman bitireceğiz? Bilemeyiz. Ama bazıları var işte böyle falcılık yapıyor. Bunun için tahsil ediyor. Yıldızlar bilmem ne falan diye. Gazetelerde yıldız falınız falan diye. Şu burçta olan şöyle olur. Bunlar diyor cahilliktir. Ve böyle şeylere inanırsanız men se'ele arrafen lem tukbel lehu arba'ine yevmen. Gider de böyle yıldız falına bakan, fallara bakan adama gider de abi diye danışırsanız 40 gün namazınız, duanız kabul olmaz. Tasdik ederseniz evet men sattaka kahinen bu falcı kahini tasdik ederseniz fakat kefara bima unzile ala Muhammed. Muhammed Mustafa'ya indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olursunuz. Küfür etmiş olursunuz. Bu memleketin her evine giren gazetelerde şimdi ben okuyamıyorum, bilmiyorum. Fal köşeleri vardı. Şimdi Van bilmiyorum bile. Yaygın her gazetede bir fal köşesi var. Hemen alıyor. Bugün ben bedbaht olacakmışım. Bugün iyi olacakmışım filan. Oradaki yıldız falına bakıyor. Bir Müslüman bunu yapamaz. Bir Müslüman. Böyle işlerle uğraşmak cahilliktir. Kendine zulmeder diyor Peygamberimiz. Ama astronomi ilmi güneş ne zaman battı, namaza ne zaman başlayacak lazım. Aynı şiirlerde güzel olduğu gibi bunlarda da var ama cahillik. Ve inne minel kavli ayalen. Evet. Bazı sözler de diyor hedefini bulmaz. Söylersin söylersin adam anlamaz bir şey. Boşuna çene yorarsın. Sözünü söylerken anlayacak adama söyleyin. Bazı söyler boşa gider diyor. Anlayacak. Anlayacağı dille konuşun. Kelimün nâze alâ kadri kûlihim. İnsanların anlayacağı kapasitelerine göre hitap edin. Anlayıcı dille konuşun. Anlamazsa boşuna yorulmayın. O sözler bedava gider. Anlamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel bizi uyarıyor. Bunlara dikkat edin diyor. Hazreti Ali'den bu hadis-i şerif Ebu Davud nakletmiş. Berire'den de nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. İnne minel hıntatı hamra. Evet. İçki içmek haram. Falcılık haram. Geldiler sordular. Ben de devletin resmi tefsirinden gösterdim. Bilmiyorum eserde göstermişlerdir. Meclis kararıyla basılmış Elmalı Hamdi Yazır Hoca'nın Hak Dini, Kur'an Dili, Yeni Mihali Türkçe tefsiri var. İnnemel hamru vel meysru vel ensabu vel ezlam ritsü min amali şeytan feşteni bühü. Şimdi piyango haram dedim. Herkes ne kadar bilet alıyor. 50 milyon bir şey varmış. Kimisi borç alıp bilet alıyor. Sen bu Müslümansın. Ben de Müslümanım. Kardeşimi uyarıyorum. Şimdi ben desem sen kimsin? Tamam ben bir kimse değilim ama size aktaracak kadar biliyorum işte. Ama o Elmalı Hoca'yı devlet bastırmış tefsirini. Meclis kararı 1936'da. Meclis kararıyla basılmış bir kitaptır. Devlet bastırmış 1936 tarihine dikkatini çekiyorum. Onlar söyledim bu haram dedim piyango. Bak hoca böyle söylüyor. Kitaptan çektiler piyango. Piyangonun neyse yani işte haram diyor hoca. Kumardır diyor. Kumar, içki, şeytan, fal okları, falcılık şeytanın pis murdar işlerindendir. Feştenibuhu, derhal vazgeçin. Derhal bırakın. Allah'ın emri bu.
biz size duyuruyoruz. Sakın bir çıkarsa 20 milyonunu hayır edeceğim. Etsen de haramdan hayır olmaz. Putperest Araplar da böyle oklara yazarlarmış. Ama bir sürü ok var. Kumar bu işte. Çekiyor boş. Çekiyor boş. Bir tanesinde muazzam para var. Çekti mi kendine düşen o aldığı parayı bir kısmını hayır edermiş. Onun için hayır derlermiş. Hayır değil diyor Allah. Hayır değil diyor. Şeytanın murdar işidir diyor. Şimdi bana bir gün çıkar diye her ay bilet alıyor. Borçlanıyor. Gidip çalışacağına, terleyip kazanacağına tembelliğe şey diyor. Ya çıkarsa? Ya çıkarsa? Diye insanları çalışmayan beleş kazanmaya, çarpmaya, çarpılmaya sebep olduğu için haram. Elmalı Hoca'nın resmi tefsirine bakabilirsiniz. Şimdi içki haramdır. İçki, kardeşim ben şarap içmiyorum ki. Hamur şarap demek. Ben vodka içiyorum, misk içiyorum. Evet, Türk devletlerine giderseniz komünistler Türkleri sarhoş etmişler. Moskova'da bir şişe vodka 3 ruble ama Aşkabat'a geldiniz mi affedersiniz, ters söyledim. Moskova'da 30 ruble bir şişe vodka, viski. Aşkabat'a geldiniz mi 3 ruble bedava. İçsinler de sarhoş olsunlar diye devlet politikası gütmüşler. 7'den 70 hepsi sarhoş. Azerbaycanlılar savaşıyorlar. Azerbaycan Ermenilerle biz Azerbaycan'dayız. Hepsi yüzleri kızıl kızıl. Hepsi içkici. Bir tane yüzünü azıcık ıslak adam gördüm otelde. Dur dedim. Sen dedim namaz kılıyorum, cuma kılarım dedi. İçiyorum dedim. Biz içkisiz edemeyiz dedi. Yahu dedim hem savaşıyorsunuz hem de lokantalar lavalep dolu. Hepsi içiyor. Vodka, viski içiyor. Sarhoş adam savaşabilir mi ya dedim. Hiç olmazsa köprüyü geçinceye kadar şu Ermenileri yeninceye kadar sarhoş olmayın. Bırakın biz bunsuz edemeyiz diyor adam. Bunsuz edemeyiz. O hale getirmişler. Şeytanın murdar işidir. Evet her gün şarap içen, içki içen adam. Peygamberin çocuğu Cevat Hoca dedi demen benim günahımı alıyorsunuz. Evet. Şarabül hamr keabidil vesen. Puta tapan gibidir diyor peygamber. Her gün içen adam. Puta tapan gibidir. İçmiş, tevbe etmiş. Bir şeyim söylemiyorum. Her gün ben bundan vazgeçemem diyor herif ya. Biz bundan vazgeçemem. 7'den 70'e. Sen misafirle gidiyorsun, çıkarıyor şarap koyuyor. Kardeşim yıllanmış şarap diyor. Özel çıkardım diyor. Yahu haram. Neresi haram olsun bunun diyor. Vodka çıkarıyor, viski çıkarıyor. Su yok lokantada. Su istiyoruz, adam telaşlanıyor. Hepsi vodka, viski içiyor su yerine. Hep alışmışlar. Onun için hepsi fakir, aç. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bereket olur mu evde, memlekette? Evet, neyse. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buğdaydan içki olur. Rakı yapıyorlar biliyorsunuz buğdaydan. İşte sadece anasondan olmuyor yani. Başka şeylerden de rakı yapıyorlar. Vodka, viski yapıyorlar. Buğdaydan içki vardır. Ve inne mineşşâire hamran. Bira haram olmaz kardeşim. Peygamberin hadisini okuyorum. Arpadan içki vardır. Bira arpadan yapılır biliyorsunuz. Arpayı şey ederler. Oradan yaparlar. Arpadan içki vardır. Ve inne minettemr hamran. Hurmadan içki vardır. Sadece üzümden değil, hurmadan da yaparlar. Ve inne mine zebibi hamran. Kuru üzümden de şarap yaparlar. Ve inne minel aseli hamran. Baldan da şarap yaparlar. Evet. Ve ene enhe ankül müskirin. Ben tüm sarhoş edenleri size yasaklıyorum. Hadis bu. Evet. Kur'an'da rakı yok. Vodka yok, viski yok. Ne var? Hamır var.
Diyor ki İmam-ı Azam, Allah hamrı neye yasak etti? Şarabı yani. Üzüm şırasını koyuyorsunuz, bir yere zapt ediyorsunuz. Zamanla bakterileşiyor, kokuşuyor, ekşiyor, acıyor. İçtim mi hoca? Yok, içmedim de. İçenler geldi, böyle yüzü ekşiyor. Acı demek ki. Oradan görüyorum. Evet. Ekşiyor, acıyor. O şaraptır işte. Evet. O şarabı içemezsin. Şırayı içebilirsiniz. Üzüm yediğiniz gibi üzümün şırasını bekletmeden içebilirsiniz. Meyve sularını da bekletmeden içebilirsiniz. Ama kaldığı zaman şarap olur. İçemezsiniz. Efendimiz onları söylüyor. Her şeyden içki vardır. Her sarhoş edenden sizi yasaklıyorum. Kullu muskirin haram. Vodka, viski, bira, şarap, rakı, hepsi kanyak. Ayrıca esrar, bonzayım diyorsunuz, nigar narsı diyorsunuz. Onlar sarhoş etmiyor mu adamı? Yıkılıp kalıyor herif. Abuk sabuk konuşuyor, haramdır. Her sarhoş eden haramdır, haramdır. Hep her sarhoş eden şey haramdır, haramdır. Bunu diyor size yasak ediyorum diyor güzel peygamberimiz. Onun için içmeyeceksiniz. Alkol içemezsiniz. Evet. Yalnız İmam-ı Azam'ın şeyini size söyleyeceğim. Şarap ve şarap cinsinden yani bekleterek kokuşan, acıyan, ekşiyen cinsinden içkilerin İçilmesi de haram, kullanılması da haramdır. Tuvaletteki dışkıyla karışıp idrar karışımı renkli su olur ya, aynen ondan daha pistir. Bulaştığınız zaman o elbise namaz kılamazsınız. Namaz kıldığınız yerde varsa namaz kılamazsınız. Ama mesela alkol, Hanefi mezhebine göre arz ediyorum, böyle değil. Mesela anasonu kaynatıyorlar, buharlaştırıyorlar, onu borulardan soğutarak geçiriyorlar. Alkol damlıyor, rakı damlıyor. Bu gibi işlerin içilmesi her sarhoş edeni yasakladım dediği için yasak. Ama ispirtoyla, kolonya ile yağı çıkarabilirsiniz. Vücudunuzdaki yağı çıkarabilirsiniz. Doktorlar elini ameliyattan sonra önce mikropları temizlemek için ispirto kullanabilir. Alkol kullanabilir Hanefi mezhebine göre. İmam Şafii ona da razı değil. Onların işi yaş. Şimdi hani buradan şuna geleceğim. Kolada diyorlar alkol var. Şunda alkol var. Şimdi size soruyorum. Kolayı bakkalda mı satıyorlar yoksa şeyde mi? Tekel bayinde mi satıyorlar? Evet. Kola içecek meşrubat değil mi? Tekel bayinde satılmıyor. Bakkalda satılıyor. Hani sizin anlayacağınız dille anlatmak için söylüyorum. Ama birayı, alkolü, rakıyı kanun yasaklamış. Kaçak satılanları karışmıyorum. Tekel bayi izin alacak. Onlardan satıyor. İçki. Onlar içki. Gazozu içebilirsiniz. Kolayı içe. Ben içmem. Ama Hanefi mezhebinde olanlara göre onlar içki değil. İyi demiyorum. Çocuklara çok zararlıymış. Doktorlar öyle söylüyor. Ben içmem ama haramdır demem. Bira haram, rakı haram, vodka haram, viski haram, esrar maddeleri neyse, o bonzayı ne karın ağrısıysa haram. Çünkü sarhoş ediyor. Evet, sirke helal. Sirkede alkol vardır. Sirke helaldir. Evet, hatta sirke içmek sünnettir. Mekke'nin fethi günü günlerce aç kalmış peygamberimiz, karnı acıkmış. Mekke fethedilmiş, asayişi sağlamış. Ümmühaneye gitmiş akrabası. Bugün Kabe'nin Rukiye Yemani köşesinin tam karşısında evi var. Osmanlıların böyle tam Mimar Sinan orayı köşe yapmış. O köşede Ümmühane anamızın evi, oraya gitmiş işte.
Demiş, karnım çok aç demiş. Bana yiyecek bir şeyler getir. Yok demiş, bir şey yok evde. Olur mu demiş, bir evde yiyecek içecek olmaz mı? Yok demiş ya Resulallah. Hele hele. Var ama demiş, senin önüne koymaya utanıyorum. Ne var? Ekmek kırıntıları var demiş. Getir şunları demiş. Ekmek kırıntıları. Ekmeklerin sarıldığı şeyde, örtünün içinde getirmiş. E demiş, hiç katığınız yok mu demiş ya? Hiç katığınız yok mu? Yok demiş. Olmaz mı ya demiş, bir evde katık olmaz mı? Var ya demiş, sirke var demiş. Acı ekşi sirke. Getir onu demiş. Getirmiş, ekmeği doğramış sirkenin içine, kaşıklamış. Oh, sirke ne güzel katıktır diye yemiş. Miden sağlamsa sen de ye. Sünnettir. Hani İmam-ı Azam'ın delillerini söylüyorum. Alkolün içki sınıfından olduğu zaman haram, içemezsin. Ama elini silebilirsin. Sirkeyi içebilirsin, içinde alkol var ama içebilirsin. Peygamber içmiş. Ona bakarsanız patateste alkol var. Üzümün, yaş üzümde alkol var. Elmada, portakalda, limonda alkol var. İmam-ı Azam haklı yani. Her alkol olana haramdır diyemeyiz. İçki sınıfına girdiği zaman haram olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu zaten, her sarhoş eden şey haramdır, içki haramdır demek suretiyle, evet, Maide suresinin 90. ayetine, ey müminler, innemel hamru vel meysir vel ansab vel azlam rissu min ameli şeytan feştelebü leallekum tuflihun. Evet, ey müminler, içkiden, kumardan, dikili taşlardan, faloklarından sakının, derhal vazgeçin. Çünkü şeytan murdar işidir. Böyle yaparsanız felah bulursunuz, iflah edersiniz, kurtulursunuz diye zaten haram etmiş. Bu okuduğum hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim Müstetekin'de Tabarani, Numan bin Beşir Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. İnne mine zünubi zünuben. Günahlardan bazısı vardır ki, şimdi bir korkutuyor bu hoca, bir de sevindiriyor. Öyle güzel kitap yazmış. Burada önümüzde yatıyor, Kanuni'nin türbesinin dibinde kabri. Allah ondan razı olsun. Öyle günahlar vardır ki, la tükeffiruha es-salatu. Evet, farz namazlar, nafile namazlar o günahları sildiremez. Ve halbuki ne dedi bak, namaz kılarsanız dedi, okuduk hadis ya, ama öyle günahlar vardır, namaz sildiremez onları. Ve zekatü, zekat da sildiremez o günahları. Ve savmı, oruç da sildiremez. Ve lel haccü, hac da sildiremez. Helal parayla hacca gittin mi, anadan doğuma gelirsin, tamam. Ama bazı günahları diş geçiremez. Ve yükeffiruhel hümümü fi talebil maişe. Evlenmişsin, karıyı nasıl besleyeceğim, çocuğu nasıl besleyeceğim diye evlilikten kaçmamışsın. Öyle diyor Allah. Sakın ey bekarlar diyor, hanımı besleyemem, çocukları besleyemem diye evlilikten kaçmayın diyor. Biz rızık veririz diyor. Evet. Fenkü mâ tâbâlekü minenit mesleve suâ. Beyni hütme lâta fevâhide. O ayetin şeyinde, ya besleyemem diye rızık telaşından dolayı evlenmemezlik yapmayın. Biz size rızkı veririz. Hazreti Ömer bu ayeti binaen, evlenmeden zengin olmak isteyen şaşarım diyor. Evlenince rızık kapıları açılır bu ayete binaen. Evlenin diyor. Şimdi evlenmişsin, işe gitmişsin, burnun büyük olmayacak. Çok istiyor parayı. Ulan bir ağzınla gir bakalım, adam seni görsün, getireceğin şeyi görsün. İyi mi çalışıyorsun, tembel miyim, gayretli miyim? Hele bir gir. Ondan sonra adam memnun oldu mu, senin ücretini yükseltir zaten.
Ama daha girerken çok burnu büyük. İşsizim ben diyor. Esir yağıyor. Oraya girsene ya. Teklif edenlere gitmiyorsun. Beğenmiyorsun. Öyle değil. Burnu büyük değil. İşe girecek. Çoluk çocuğunu beslemek için, haram yedirmemek için gayret ediyor. Erkenden gidiyor. Çalışıyor. Dalga geçmiyor. Her saniyesinin ücretini alıyor çünkü. Ben de fabrika genel müdürü olarak çalıştırdım fabrika ve gördüm. Kerata bakmadın mı hemen tombik sokuyor. Çekiyor gaz sokuyor veya futbol şeysi yapıyor arkadaşınla. Adam sana onun için mi ücret veriyor? Her saniyenin ücretini alıyorsun, işe vereceksin. İşçi böyle olduğu gibi memur da böyle. Devlet sana maaşı, saniyesinin maaşını veriyor. Dalga geçersen aldığın maaş haram olur. İmamlar da böyle. Caminin üstünde altında lojmanı var. Sabah namazı kalkmıyor beyefendi. E sen niye maaş alıyorsun kardeşim? Cemaat gelmiş, imam yok. Yani her Allah affetsin yani biz de insanız. Ben de imamlık yaptım. Evet. Sana verilen maaş saniyesinin parası veriliyor. Namaz kıldır diye veriyor. Niye gelmiyorsun? E kimse gelmiyor ya sana ne? Cami aç sen. Kimse gelmiyor diye bir şey yok ki. Melekler dolduruyor. Ezan okuyan memlekete bela yağmaz diyor. Onun önler. Ezan okuyacaksın. Cami açacaksın. Kimse gelsin gelmiyor. Sana ne? Geldir diye gayret edeceksin. Böyle çok rastlıyoruz. Yani hepsi böyle değil tabii de. O da insan. Onlardan da var. Hani memur ne olursan ol. Saniyenin parasını aldığın için suistimal etmeyeceksin. Böyle çalışıyorsun. Gayret ediyorsun. Terliyorsun. Kömürcü kapkara. Tehlikesine göre de parası var. Yemiyor bir tür asgari ücret. Orada kaç misli? Arkadaş ne alıyorsun? Parasına göre zor işe para, çok para var. Hani ailen helalından geçinilmek için çalışmak sadece o günahları sildirebilir. Hac sildiremez. Zekat sildiremez. Namaz sildiremez. Ama ailenin helalını geçinilmek için terlemek, sıkıntıya girmek, hep işçiden, memurdan bahsedin. Bizim dükkanın, sen de öyle. Eğer helalından kazanıyorsan, haram şeylere bulaşmıyorsan, faizcilik yapmıyorsan, adam kazıklamıyorsun, kandırmıyorsan, yalan söylemiyorsan, sen de ailenin rızkını temin için dükkan açtın oraya, mağaza açtın. Sen de öyle. Bunun için gayretlerin, terlemen, sıkıntın, günahları, bu namazın diş geçiremediği zekatın, haccın, o aileni beslemek için çaban, gayretin, cehdin, terlemen sildirir, affettirir diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için boş durmak hiç iyi değil. Kanaat sahibi olacaksın. İlle yüksek şey diye böyle işsiz kaldım diyor. Ya girsene ya. Kim arkadaş soruyorum ben? İşçi arıyorum diyor. Kimse gelmiyor diyor. Ücret çok beleşten, terlemeden, kirlenmeden çok para. Ya sen bir girsene ya. Böyle bir müjde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyormuş. Bak burada da aynı hadis, aynı mealde. Üç çocuklu bir delikanlı gelmiş. Ben de gideceğim demiş askere. Savaşa. Genç. 27 yaşında. Evlisin demiş. Üç tane çocuğum var demiş. Onları kime bıraktın demiş. Kim bakacak onlara? Ekmeğini, aşını, terbiyesi kim yapacak? Allah'a bıraktım ya Resulallah demiş. Ben cihat edeceğim. Dengere demiş. O çocuklarla uğraşman senin cihadın. Aynı askere gider gibi. Çocuk yetiştirmek, terbiyeli adam yetiştirmek ne kadar güzel bir şey. Yarınımız çocuklarımız. Bunlarla uğraşmak, helalından beslemek de aynı cihattır oğlum demiş. Dön geri. Hani burada diyor ki öyle günahlar vardır. O günahları ancak çoluk çocuk beslemek için gayret affettirir diyor. Güzel Peygamberimiz bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmişler. Hazreti Enes'ten nakletmişler. Daha başkası Ebu Hureyre'den var. Başka hadisler, başka kişiler var. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin.